Üniversitesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri 2014 ödül programına hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Tohum saç bitmezse toprak utansın. Kimse yokken Necip Fazıl kahramanca öne çıkıp ben varım diyebilen. Madem ki ben varım, o zaman Türkiye vardır diyebilen. Hatta benim olmadığım yerde kimse yoktur diyebilen bir özgüven abidesi. Her şey, her şey. Siz değerli konukları, anti-emperyalist, anti-siyonist, en önemlisi de anti-firavunuş bir gülüşle selamlıyorum. Elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış. Evet, bizim. Necip Fazıl Ödülleri'nin ikincisine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bütün değerli hanımefendiler, beyefendiler ve en çok da gençler, hoş geldiniz evimize. Sayın Cumhurbaşkanım, yürüyüşünüz yeter. Gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya. İnşallah aramızdan, gençlerimizin arasından Cenab-ı Allah çok sayıda Necip Fazıl'ların çıkmasını mümkün kılsın. Onları yetiştirmeyi bize nasip etsin. Yozgat'tan size ağzı doğalı dedelerin, erik gözlü bebelerin, salkım söğütlerin, buz gibi çeşmelerin ve serçelerin selamını getirin. Durmak yok, yola devam diyorum. O gece bir tarafta ruhunu ve vatanını bir dolara satan alçaklar vardı. Diğer tarafta ise canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanından beni dünyada cüda diye haykıran vatan aşıkları var. Bu ödül 23 sene kadar önce rahmetli olan babamı ve onun pek sevdiği üstadını bir araya getirdi. Bugün Necip Fazıl'la buluşmamı gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Gerçekten latif olan Allah. Vatana ve ümmete daha fazla hizmet etmene vesile oldu. Allah böyle bir şerefi taşımak gücünü bana nasip etsin, bunun altında ezilmemeni sağlar inşallah. Bu dava var, bu dava eksil, bu dava büyük. Horon tepen genç adam, haini de teper yeri geldiğinde. Henüz 15 yaşındaydı Eren, 80 milyon iyi ki varsın dediğinde. Şenay Aybüke Yalçın, Batmanlı çocukların müzik öğretmeni. Keşke bana da şehadet nasip olsa demişti Fethi ve sayısız isimler. Çekilen her çile, gösterilen her çaba, işte bu gençlikle, işte bu gençlik için. Gençlik inançla taşınır. Gençlik ruh işidir. Ne mutlu bize ki Necip Fazıl gibi bir hazineye sahibiz. Ne mutlu bize ki bütün yokların arasında bahanelere sığınmayıp büyük Türkiye idealinin peşinde mücadele veren bir büyük mütefekkire sahibiz. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Görürler nasılmış, neymiş kahraman. Konuşmamı bitirirken sizi de babaannemin duasıyla veda etmek istiyorum. Allah hepimizi, hepinizi iyilerle karşılasın.
İnsan bir deha ile karşılaştığı vakit kendi sınırlarının farkına varır. Müsaadenizle bu ödülü ben de her şeyin iyi olma ihtimalinin hep var olduğunu hatırlatan oğlum Ahmet Yusuf, kızım Elif Neva ve tüm çocuklara armağan etmek istiyorum. Teşekkürler. Büyük şair, büyük düşünür, Üstad Necip Fazıl'ı saygılarımla anarak sözüme başlamak istiyorum. Karanlıktan korkmayan cesurlar aşikar olsun diye kıyamete dek gündüz geceye muhtaç. Esselamu aleyküm. Ve hepsinden de önemlisi, İslam ümmetinin en büyük lideri olarak addettiğim çok değerli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı. Çalıştığı çay fabrikasının gece vardiyalarında sarı saman kağıtlara Mehmet Akif'in ve Necip Fazıl'ın şiirlerini yazarak eve getiren, onları bana, ablama ve kız kardeşlerime ezberleten sevgili babama ithaf ediyorum. Arkamda bırakacağım eserlerin de Allah'ın rızasını kazandıracak, hikmetten beslenen, iyiliği öğütleyen sözler olmasını diliyorum. Kendilerinden feyiz aldığım Osmanlı devrinin muhterem üstadları bu dünyayı nevmi bir ruh faaliyetiyle terk ettiler. Bu sebeple bana verilen saygı mevkiini onlar namına kabullenerek ruhlarını şad etmek yanmışsan, külünden yapılacak hisara inan. Yenilgi yenilgi büyüyen zafere inan. Her yıl gelişerek Türkiye'nin kültür sanat klasiklerinden biri haline gelen Necip Fazıl ödüllerinin bir müstesna gecesini daha birlikte idrak ediyoruz. Müslümanların yeniden dirilişinin gerçekleşeceği, uzak olmadığını düşündüğüm o temiz geleceğe ithaf ediyorum. Bazen ıssız bir denizin ortasında yol almak için kalemim öylece beklerken, yelkenlerimi dolduran rüzgarın duadan nefesleri olduğunu bildiğim, beni yetiştiren anneme ve babama teşekkür ederim. Şimdi 21 yıl sonra kendimi o kütüphanede görüyorum. Elimde üstadın kitaplarını görüyorum. Ve acaba yapabilir miyim diyen o kızı görüyorum. Ve bugün üstad adına bir ödül almış olmayı çok manidar buluyorum, çok anlamlı buluyorum. Sizlerin huzurunda sevgili babacıma da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beni kitaplarla, dolayısıyla Necip Fazıl'la tanıştıran oydu. Öyle ki çocukluğumu düşününce bir liramızın olmadığı zamanları hatırlıyorum. Ama istediğim bir kitabın alınmadığı hiçbir durum hatırlayamıyorum. Ayasofya açılacak, Ayasofya mutlaka açılacak derken meydandan, Sultanahmet Meydanı'ndan gençliğe böyle hitap ediyorum. Bu tabii rastgele bir ses değildi. Bu İmanın o gür sadasıydı ve elhamdülillah bu da bize nasip oldu ve Ayasofya açıldı. Köpükten gövdesiyle kurşundan ağır yüklere talip olanların yoludur. Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya. Bozkır'da sürüsüyle geceleyen bir çoban söyleniyormuş kendi kendine. Bunların bir derdi var bu gece. Bunların bir derdi var bu gece. Necip Fazıl, o bütün Türk dünyasının büyük mütefekkiri, büyük şairi, büyük dramaturgiydi. Edebiyatçılar darılmasın. Çünkü bu ödül ihtiyarlara saygı ödülü veriliyor. Siz de ihtiyarlanınca benim gibi olacağınız zaman size bu ödül verilecek. Selam verir iyiye, iyinin yanında olanlar. Dünyanın öte ucundaki bir acıyı ta kalbinde duyanlar. Tekerlekli sandalyede evlat hasretiyle son nefesini veren Halepli anneler için. Sahilde top oynarken katledilen, şehit edilen Gazze'li çocuklar için. Bu kavgayı vermeye devam etmenin. Bu gençliği karşımda görüyorum, bu gençliği karşımda görüyorum. Surda bir gedi kaçtı, mukaddes mi mukaddes? Ey kahverüzgar, artık ne yandan esersen, ne yandan esersen. Davasını ceplerde kaybedilmiş bir güneş olarak tarif eden üstad,
şayet bugün yaşasaydı herhalde müjdeler olsun size, doğdu batmayan güneş sözünü çok daha gür bir seda ile tekrar söylerdi. Kıymetli Cumhurbaşkanım, değerli misafirler. Milli İrade'nin Sesi Star Gazetesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle büyük sanatkar ve mütefekkir Üstad Necip Fazıl adına 10.sunu düzenlediğimiz Necip Fazıl ödüllerine hoş geldiniz. Az önce fikri ve kalbi dünyamızın aslında bir 10 yılını izledik hep birlikte. Bu geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde aslında çok şey yaşadık. Acılar, savaşlar ki yakın coğrafyamızda Gazze'de, Batı Şeria'da ez cümle Filistin'de yaşadığımız acılar. Belki o görüntülere baktığımızda içimizin kaldırmadığı acılar. Üstad Necip Fazıl'ın ve 10 yıl içerisinde ödül almış pek çok ismin içinde acı yaratan, hüzün yaratan Filistin. Bu 10 yıl içerisinde kuşkusuz pek çok acı yaşadık dedik. Şehitlerimiz oldu. Hain darbe girişimini yaşadık. Üzüntülü anlar oldu ama bizi sevince, mutluluğa sevk eden anları da yine hep birlikte yaşadık. Onlardan bir tanesi az önce Sayın Cumhurbaşkanımızın da o videoda söylediği gibi Ayasofya Kebir Camii açıldı. Üstadın içinde bir ukdeydi. Bu coğrafyanın içinde bir ukdeydi. İnsanlığımızın, Müslümanların ukdesiydi. Aynı zamanda bu 10 yıl içerisinde onlarca, belki yüzlerce eser vücut buldu. Hepsi eser diyorum. Geleceğe miras. Bugün burada bulunduğumuz Atatürk Kültür Merkezi bile bu önemli eserlerden bir tanesi. Hatırlayacaksınız, eski bina yıkılacağı zaman pek çok tezvirat yapıldı. Yıkılacak, yenisi yapılmayacak dendi. Ama çok kısa bir süre içerisinde yenisi, hem de geleceğe miras niteliğinde çok güzel bir eser vücut buldu ve işte şimdi hep birlikte içindeyiz. Ne mutlu bize, ne mutlu bu eserleri başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun önderliğinde elbette bu eserleri hayata geçirenlere. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Elbette bu 10 yıl içerisinde kaybettiğimiz isimler de oldu. Az önce ekranda izlediniz. O isimler bizlerle birlikteydi. Bu ülkenin ekmeğini yemiş, bu ülkenin suyunu içmiş, bu ülke için bu coğrafyadan beslenip değerler katmış isimlerdi. Onların bir kısmı ne yazık ki şu an aramızda yok. Ebediyete irtihal ettiler. Ruhları şad olsun. 10 yılda Türkiye'de az önce de ifade ettiğim gibi çok şey değişti. Biz bu 10 yıl içinde yaşananlara büyük mütefekkir Üstad Necip Fazıl'ın zamandan bağımsız ve geleceğe imza söylemleriyle ayna tutmaya çalıştık bu 10 yıl boyunca. Amacımız Üstad'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatırken gençliğe de bunu aşılamaktı. Üstad şöyle diyordu. Su, elektrik, telefon, gaz, ilaç yok. İman, ahlak, insaf, idrak, lügatlerde bile yok. Mektep, kitap, disiplin, bilen, yazan, aldıran yok. Umumi manzara, her sahada mecnun kemiyet, mazlum keyfiyet, mahkum fazilet, mestur felaket, mezun hıyanet, meş'um akıbet, heceleyen yok. Ama bir şey var, Büyük Türkiye hayali. İşte üstadın yıllar önce kurduğu Büyük Türkiye hayali hayat buldu ve bulmaya da devam ediyor. Şimdi ödül törenimizin açılış konuşmalarını yapmak üzere Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuh Albayrak'ı kürsüye davet ediyorum. Thank you.
Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler ve değerli izleyiciler. Necip Fazıl ödülleri 10 yaşında. Her yıl artan ilginizle sürekli gelişen Necip Fazıl ödülleri, kültür ve edebiyat dünyasında tartışılmaz bir referans haline geldi. Bu akşam idrak etmekte olduğumuz 10. ödül törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, çok iyi bildiğiniz gibi ödül törenlerimizi her yıl farklı bir temayla sunduk. 2017'de gençlik ruh işidir dedik. 2018'de çilesiz dava olmaz dedik. 2019'da gündüz geceye muhtaç dedik. 2021'de inanç zaferin müjdecisidir dedik. 2022'de ise yük kimin omuzunda sorusunu gündeme getirdik. Sayın Cumhurbaşkanım, bu yılın temasını da az önce izlediğimiz gibi, önceki ödül törenimizdeki konuşmanızda batmayan güneşin doğuşuna az kaldı ifadenizde vurguladığınız gibi doğdu batmayan güneş diyebilirdik. Gelelim 10. yıl ödüllerimize. 6 kategoride devam eden Necip Fazıl ödüllerine bu yıl 10. yıl onuruna çocuk edebiyatı, görsel sanatlar, mimarlık ve müzik olmak üzere 4 kategori daha ekleyerek 10. yılda 10 ödül dedik. Biraz sonra daha yakından tanıyacağımız ödül sahiplerini kutluyoruz. Ödüllerin seçilmesinde gösterdikleri hassasiyet sebebiyle jüri üyelerimiz Profesör Doktor Fatih Andı, Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç, Profesör Doktor Turan Karataş, Doçent Doktor Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'a teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, baş döndüren temponuza rağmen bütün ödül törenlerimizi onurlandırdınız. Elbette ödüllerimiz sizin desteğinizle büyük değer kazandı. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na desteği için teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, teşrifinizle gecemizi kıymetlendirdiğiniz için şükranlarımızı sunuyoruz. 10. yıl özel ekimizle birlikte üstadın ve ödül sahibi yazarlarımızın kıymetli kitaplarıyla dolu kültür hazinesi çantalarımızı bu gecenin hatırası olarak sizlere takdim ediyoruz. Bu muhteşem programı hazırlayan Türk Medya ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler. Girişte de bahsedildiği gibi geride bıraktığımız yıllarda Necip Fazıl ödüllerine, ödüller ailemize, ailemizden 2014 yılı saygı ödülü sahibi Nuri Pakdili, 2015 yılı saygı ödülü sahibi Rasim Özdenören'i, 2017 yılı fikir araştırma ödülü sahibi Ahmet Özalp'ı ve saygı ödülü sahibi Teoman Duralı'yı, 2018 yılı saygı ödülü sahibi Nevzat Atlı'yı rahmetle yad ediyoruz. Ayrıca 21 Ekim'de aramızdan ayrılan Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Kısakürek'i de rahmetle anıyoruz. Ve milletimizin huzur ve güveni için
fedai can eyleyen şehitlerimiz ile Gazze'de soykırıma uğrayan masum kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, katil İsrail'i lanetliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizleri ödül törenimizde baş başa bırakıyor, saygılar sunuyorum. Sayın Uğur Albayrak'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yıldızlar gibi durup dinlenme. Gece habercisidir ardından gelen güneşin, ışığın peşine düş. Dün bitti, gün başladı, güneş doğdu. Müjdeler olsun size, doğdu batmayan güneş. Andolsun o harıl harıl koşan atlara, tırnaklarıyla çakarak ateş çıkaranlara. Onlar karanlıkta aydınlığın hayalini kurarlar. Toprağın içinde bile altın gibi güneşle yoğrulurlar. Onlar ki aziz bir borç öderler asırlık zamanlardan. Kutlu bir müjde bekleyen analar uğruna. Analar ki her biri çakılmış bir dağ gibi arzı sarsılmasın diye bekler. Yağmur taneleri gibi toprağa düşerken bebekler rahmetin yeryüzünü terk ettiğini sanır görenler. O an hakkın çekilmiş okları gibi ileri atılır babalar. Babalar sessiz ve haykırarak ağlarlar. Ve kitap müjde der. Gece güne dönecek. Baki olan dışında ne varsa yenilenecek. Rafa kaldırmak için ruhlarını dürenler, güneş diye kalpteki güneşi söndürenler, bir kutlu şafakta sarsılıp titreyecek. Soracak, ben neyim ve bu hal neyin nesi? Hakkın kelimelerini ahlak edinenler, bir kutlu müjde uğruna ömrünce ufku bekler. İhanet ve hile yoktur kitaplarında. Huzurlu yarınları taşırlar sırtlarında. Bir yol var ki hak yoludur bu yolun. Yeri bilmek, göğü bilmek bile olur. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez olur. Hangi zırh daha sağlamdır kalbi sökülmüş şu çağa karşı? Bahtı parladığında yıldızın ve yüzü güldüğünde hilalin kimin gücü yeter engellemeye sabahı? Komutanım, yolumuz ne yolu? Şehitlik yolu. Selam komutanım. Kızıl elmaya kadar devam. Komutansın. İlim, irfan ve fen ceplerinde hazine. Adalet ve merhamet nazarlarında zıt değil birbirine. Sözün güzelinde buluşturup vicdanları, fitneye dar ederler müreffeh meydanları. Mazlumların ahı biter, şarkı söyler dilleri. Doğu ey güneş, ayırma üstümden bir an gölgeni. Fertle toplum arası kalkacak artık güreş. Herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek. Gökler iki şak olmuş haberi bildirecek. Müjdeler olsun size. Doldu batmayan güneş, işte müjde.
Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler. Şimdi de Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Başkanım, değerli konuklar, bugün edebiyat dünyamızın toplumu aydınlatan isimlerinden büyük düşünür ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen 2023 Necip Fazıl Ödülleri töreninde sizlerle bir araya gelmenin onurunu yaşıyorum. Necip Fazıl Kısakürek, Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının büyük bir değeridir. Onun eserleri ve fikirleri bizlere ilham kaynağı olmuş, yol göstermiş ve tarihimizin önemli bir parçasını oluşturmuştur. Üstad, sanatı gelecek nesilleri şekillendirmenin bir aracı olarak görmüş ve fikirlerini insanlara sunmuştur. Necip Fazıl'ın kelimeleriyle dokunan eserleri sadece bir şairin değil, aynı zamanda bir düşünür ve vatanseverin de ifadeleridir. Onun mefkure ve sözleri sadece yaşadığı dönemde değil, günümüzde de yankılanmaya devam etmektedir. Necip Fazıl sadece bireysel düşünce dünyasıyla değil, aynı zamanda toplumsal meselelere de kafa yorarak eserlerini kaleme almıştır. Onun eserleri sadece edebiyatla sınırlı kalmayıp, eş zamanlı olarak bir düşünce okyanusunu da barındırmaktadır. Türk edebiyat dünyasında bir mihenk taşı olan Büyük Doğu Dergisi, Necip Fazıl'ın 1943-1978 yılları arasında her türlü zorluğa karşı çıkardığı bir yayındır. Büyük Doğu, Türk gençliğine yönelik hazırlanan manifestonun diğer bir adıdır. Aslında Büyük Doğu, İman, tefekkür, aksiyon ve dava ruhunu bir bütün halinde sunan bir rehberdir. Üstadın 15 devre ve 512 sayı olarak çıkardığı Büyük Doğu Dergisi 14 kez kapanmış ancak tüm engellemeler onu yolundan alıkoyamamıştır. Necip Fazıl'a göre Büyük Doğu, tasfiye edilmiş Doğu medeniyetinin en son temsilcisi olan Türklerin şahsında kaybedilen İslami ruhu ihya etmenin sistemidir. Bugün Necip Fazıl'ı anmakla kalmıyor, aynı zamanda onun düşünsel mirasını yaşatma sorumluluğunu da üstleniyoruz. Şunu unutmayalım ki Necip Fazıl'ın bizlere bıraktığı mirası gelecek nesillerle buluşturmak bizim için çok kıymetli bir görevdir. Onun kelimelerinden ilham alarak toplum olarak daha bilinçli, daha duyarlı ve daha özgür bir gelecek için çaba sarf ediyoruz. Bu yılın teması Necip Fazıl'ın 1969 yılında yazdığı Müjde şiirine yansıyan Doğdu Batmayan Güneş dizeleridir. Üstadın Müjde şiirinin şu dizeleri belki de bize bugünleri göstermişti. Yalnız iman ve fikir ne sevgili ne kardeş. Bir akıl gelecek ki akıllar delirecek. Ve bir devrim evvela devrimi devirecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Ayasofya'yı uzun bir mahzunluk döneminden sonra yeniden ibadete açmakta milletimiz adına büyük bir devrimdi ve çok şükür nasip oldu. Büyük Üstad'ın ışığında milli ve manevi değerlere sahip çıkarak aydınlık bir yarın için adımlarımızı atarken sözleri bize rehberlik edecek ve yolumuzu aydınlatacaktır. Necip Fazıl Kısakürek her devrin genç nesillerine eserlerinden çok daha değerli bir eser bırakmıştır. Hayata karşı sarsılmaz duruşu, tavrı, özgüveni, davasına olan sadakati ve vatan millet sevgisi onun yaşamının kısa bir özetidir. Türk Edebiyatı Vakfı'nca 1980'de Sultan-ı Şuara unvanını alarak
şair Baki'den sonra bu unvana sahip ikinci şair olan üstadın yolunu aydınlatan fener inanmışlık oldu. Bugün bizler de Türkiye'nin güçlü ve lider bir ülke olma hedefine gönülden inanarak yürüyoruz. İnanmak insanı hedefine ulaştıran en büyük güçtür. Biz milletimize inanıyoruz ve milletimiz de bize inanıyor. Bu inançla karşımıza çıkan her engel irademizi güçlendirmekte, inancımızı pekiştirmekte ve kararlılıkla ilerlememizi sağlamaktadır. Bu duygularla ödül alan herkesi bir kez daha tebrik ediyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i ve Kısakürek ailesinden edebiyete irtibal eden herkesi saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanları cennet, makamları âli olsun. Ayrıca 2024 yılının ülkemize esenlik ve huzur getirmesini diliyor. Özellikle Gazze'deki insanlık dramının bir an evvel son bulmasını ümit ediyorum. Bireysel olarak da herkese sağlık, afiyet diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşmalarından ve desteklerinden ötürü Sayın Ersoy'a teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirlerimiz, fikir ve kültür sanat dünyamıza sundukları özgün katkıları ve eserleri nedeniyle 10. yıla özel çocuk edebiyatı, görsel sanatlar, mimarlık ve müzik kategorilerinin eklenmesiyle 10 ayrı dalda seçilen 11 değerli isim jürimizce Necip Fazıl ödüllerine layık görüldü. Öncelikle Profesör Doktor Fatih Handı, Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç, Profesör Doktor Turan Karataş, Doçent Doktor Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyetinin belirlediği dallarda ödül kazanan isimleri hep birlikte onlar için hazırladığımız videolarla tanıyacağız ve sonra kendi duygularını yine onlardan dinleyeceğiz. Sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ödülleri takdim edilecek. Doktor Ali Günvar 1953'te İzmir'de Çanakkale şehidi ve İstiklal Harbi gazisi iki dedenin torunu olarak dünyaya gelir. Entelektüel biçimlenişi Kadiri Derviş'i Halil dedesinin elinde gerçekleşir. Lisede Türk, Fransız ve İngiliz edebiyatıyla ilgilenmeye başlar. Üslubunu ortaya koyan titiz ve özgün çalışmaları İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi yıllarında açığa çıkar. Dergiler ve kitapların hiç eksilmediği yayın hayatı serbest mimarlık ve üniversite hocalığıyla birlikte devam eder. Yenilikçi tavrının yanı sıra geleneği kuşatan özgün sesiyle çok katmanlı bir şiir evreni kuran Doktor Ali Günvar, yayıncılık faaliyetleriyle uzun yıllardır Türk şiirine hizmet etmesi sebebiyle Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne layık görülmüştür. Doktor Ali Günvar'ı duygu ve düşüncelerini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, muhterem zevat-ı kiram, sayın misafirler, 70 yaşındayım ve çabamızın bu şekilde değerlendirilmesi önce değerlendirdiklerinden dolayı önce jüri üyelerine teşekkür ederim. Ben bu ödülü Gazze'de şehit olanlar ve Filistin'de şehit olan şairler ve kendi dillerinde şiir yazdırılmayan ve şiir basmaları engellenen şairlere ithaf ederek alıyorum.
Her zaman söylediğim gibi dünyanın farkına varmadığı ve inşallah bir gün farkına varacağı bir gerçeklik var. Dünyada bir medeniyet vardır. Doğu ve Batı medeniyeti diye iki medeniyet yoktur. Bir medeniyet vardır. O da insan-ı kamil medeniyetidir. Onun dışındakiler o insan-ı kamil medeniyetinden sapmalardır. Şu ya da bu biçimde o sapmaların sonuçlarını görürüz. Ben o tek medeniyete inandım ve o tek medeniyetin peşinde koşmaya çalıştım. Tekrar teşekkür ederim ve her zaman söylediğim bir sözle bitirmek istiyorum. İyi bir işin ödülü Allah'ın onu yapmayı size nasip etmiş olmasıdır. Bundan ötesidir. Teşekkür ediyorum. Necip Fazıl Şiir Ödülü sahibi Ali Günvar'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. ...1974 yılında ilk cennetim dediği Trabzon'un bir dağ köyünde doğar. Yatılı okula geçişle birlikte geride bıraktığı yüce dağlar, dereler ve kara ormanlar Selahattin Yusuf'un kalemine ilhamını fısıldar. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenciyken başlayan yazı hayatı mülkiyeli olmanın önüne geçer. Selahattin Yusuf ülkesine hizmet için kalemi seçer. Toplumsal ve siyasal olaylar zemininde güç ve birey ilişkilerini sorguladığı romanlarıyla popüler edebiyatın tuzaklarına düşmeden insan ilişkilerindeki açmazları, değerlerden kopuşu, hayal kırıklıklarını, aşkı ve içsel yolculuğu kuşatıcı ve şiirsel bir derinlik içinde ele alan Selahattin Yusuf, Necip Fazıl Hikaye Roman Ödülü'ne layık görülmüştür. Selahattin Yusuf'u duygu ve düşüncelerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli konuklar, çok teşekkür ederiz. Takdir edersiniz ki çok heyecanlıyız. İzninizle oğlumla çıkmak istedim bu güzel güne. Çünkü hatırasının unutulmayacak bir hatıra olduğunu düşündüm doğal olarak. Ve yolda da gelirken düşündük, aramızda tartıştık Efe'nin konuşmasını daha çok. Benim söyleyeceklerim hasbelkader yıllardır söyleşilerde, toplantılarda, görüşmelerde söylediğim şeylerden ibaret. Onlara çok ekleyecek bir şey yok. Elbette ki çok güncel, vahim gelişmeler var. Bunlar için aslında biz sanatımızla, yazımızla, romanlarımızla, yazdıklarımızla bir şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Ama aynı zamanda toplumu, insanları yönlendirme konusunda da bir vazife düştüğünü zaman zaman hissediyoruz. Çok şükür ben şöyle ifade ediyorum kendime. Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde uzun farları yanan bir ülke haline geldi. Uzun yıllar sonra, benim çocukluğumda böyle bir şey yoktu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani mesela diyelim ki Filistin konusu ya da herhangi bir dış politika konusunda biz işin başa düştüğü konusunda hiç şüphemiz olmazdı. Fakat artık son zamanlarda Türkiye'de bu konularda Türkiye'den ve Türkiye'nin çıkarlarından yana bir genel siyasal perspektifin olduğundan hiç kimsenin şüphesi yok. Buna şükretmek lazım diye düşünüyorum. Necip Fazıl'la 1991 yılında üniversiteye girdiğim yıl tanıştım ben. Özellikle
satır aralarını ve dipnotlarını takip ederek Batı edebiyatına geçtim ve genel olarak tedrisatım Batı edebiyatından yana oldu diyebilirim. Bunu benim yazdıklarımı tanıyan insanlar bileceklerdir. O yüzden Necip Fazıl adına bir ödül almak, buna layık görülmek gerçekten beni çok mutlu etti. Jüriye çok teşekkür ederim. Sizlere de sabrınız için çok teşekkür ederim. Efe'nin de küçük bir teşekkürü olabilir. İzninizle mikrofonu kendisine veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklarım. Buraya gelmemin nedeni babamın güzel ödülünü izlememdi. Herkese buraya geldiği için, uğraştığı için buraya gelmeye herkese teşekkür ederim. Ve ve değerli jürilerime babamı bu ödüle layık gördükleri için de onlara çok teşekkür ederim. Ve ayrıyetten bir şey söylemek istiyorum. Gazze konusu hakkına da değinmek istiyorum. Gazze'de çok hakkı olan, bizim gibi çocukların hakkı olup vefat eden çocuklar var, hakkı olup da protestoların aktif haline getirilmesini istiyorum ve Türkiye halkının ayağa kalkmasını istiyorum ve bilinçlenmesini istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklarım, beni dinlediğiniz için çok teşekkürler veriyorum. Çok teşekkürler. Evet, Selahattin Yusuf'u ve genç delikanlıyı da elbette tebrik ediyoruz. Selahattin Yusuf, heyecanlıyım dedi. Aslında bu gece heyecanlı olmayan var mı? Yok. Hepimiz bu heyecanı paylaşıyoruz. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Sorulmamış sorular ve verilmemiş cevapların peşinde bir yolcu. Profesör Doktor Ahmet Ayhan Çiğdil. Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği ve İktisat bölümlerini tamamlayıp felsefe doktorası yaptı. Nesne merkezli bir matematik felsefesi gerçekleştirme projesine ilişkin çalışmalarının yanı sıra ahlak felsefesine odaklandı. Metafizik, matematik, din, ahlak, sosyal bilimler, yapay zeka, hukuk, şiddet, mantık gibi farklı konuları birbirine eklemlenmiş bir bütünlük ve felsefi zemin içinde ele alan Çiğdil, gerek akademik çalışmaları, gerekse Kant felsefesi üzerine yapmış olduğu kapsamlı inceleme ve araştırmaları sebebiyle Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü'ne layık görülmüştür. Profesör Doktor Ahmet Ayhan Çiğdil'i duygu ve düşüncelerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Araştırma ödülü sahibi Ahmet Ayhan Çiğdil. Ay çok heyecanlı hakikaten. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli hazirin, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Nasıl bir konuşma yapacağımı düşündüm. Şöyle bir şey aklıma geldi. Ben İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesiyim. Kuruluşundan beri de oradayım. Hasbelkader en başından beri bana bir görev verdiler. Dediler ki sen öğrenci etkinlikleri komisyonu üyesi ol. Gelen etkinlikleri değerlendir. Uygun olanlara kabul ver, yoksa eleştir. Ya da çocuklara geri bildirim ver. Ben de tamam dedim. Kurdular şeyleri, kulüpleri. Ne yapacaklar diye bekliyoruz. Tabii istediğimiz, hani felsefeciyse, tarihçiyse daha derin düşünecekleri, daha yeni okumalar yapacakları, daha uzmanları dinleyecekleri çalışmalar yapmak. Bize gelen öneriler çoğunlukla mesela kermes önerisi gibi önerilerdi. Çocuklar felsefe kulübü kurmuşlar mesela, felsefiyat kulübü, kermes yapıyorlar. Topladıkları parayı da mesela bir köye gönderiyorlar falan. Önce ben bunu anlamadım. Dedim ki ya niye böyle kulüp faaliyeti yapıyorlar? Fakat sonra anladım.
O faaliyetlerde banko bir ecir var. Yani hayırlı bir şey yapacağını düşünüyor çocuk. Ve o tip etkinliklere katılıyor. Ya da bugün olsa mesela Gazze ile ilgili eyleme gidecek ve orada slogan atacak ve bir şekilde katılacak ya da bir protestoya iştirak edecek. Ben bunun bir açıdan çok güzel bir şey olduğunu fakat aynı zamanda da sorunlu ve sıkıntılı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz onların düşünmelerini istiyoruz, daha derin düşünmelerini istiyoruz. Onda bir hayır ve ecir görmelerini istiyoruz. İslam alemi için o düşünsel faaliyetin hayır ve ecir olarak kendilerine geri döneceğini ummalarını istiyoruz. Ben ömrümü bu anlamda gençlerin felsefeye ve düşünmeye ilgisini artırmaya adamış olan bir insanım. Ne ölçüde başarılı olduğumu bilmiyorum ama ilginin daha da gün geçtikçe bu tip konulara arttığını düşünüyorum. Biraz sabrınıza sığınarak bir iki şey daha söyleyeceğim. İslam dünyası bugün çok uzun bir zamandır hatta bir krizde. Birçok problemimiz var. Yoksullukla ilgili, göçmenlikle ilgili, savaşlarla ilgili, çökmüş devletlerle ilgili çok büyük problemlerimiz var. İslam dünyası ilk defa bu krizle karşılaşmıyor. Daha önce de çok fazla böyle krizlerle karşılaşmıştır. Ve benim iddiam şu, her zaman birinci sınıf düşünce üreterek bu problemleri aşmıştır. İki tane örnek vereceğim. Bu örneklerden bir tanesi şu, Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra biliyorsunuz bu hilafet meseleleri üzerine hep tartışmalar çıkıyor ve Müslümanlar birbirlerini öldürmeye başlıyorlar. Ve büyük bir soru ortaya çıkıyor. Büyük günah işleyen dinden çıkar mı, biz kime Müslüman diyeceğiz diye. O sırada birileri kenara çekilip bugün Mutezile diye andığımız ekol, ya diyorlar bu meseleyi bir derin düşünmeliyiz. O meseleyi düşünmeye başladıklarında günah meselesini, irade meselesini düşünmek durumunda kaldıklarını fark ediyorlar. Bu nedenselliği düşünmelerine yol açıyor, evreni düşünmelerine yol açıyor, evrenle Cenab-ı Hak arasındaki ilişkiyi düşünmelerine yol açıyor ve bizim bugün kelam diye andığımız disiplin bu şekilde ortaya çıkıyor. Sonra ehl-i sünnet kelamcılar onu biraz daha bizim anladığımız, kabul edebileceğimiz bir hale dönüştürmüşler. Onlar o çabayı göstermeselermiş biz o krizleri o sırada aşamazmışız, onu söylemek istiyorum. Ya da mesela Anadolu'yu düşünelim, şu an Anadolu topraklarında mutlu, mesut yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Moğol istilası sonrasında Anadolu'da her şey birbirine girmiş, her şey hercümerç olmuş, her şey karma çorman. Fakat birileri, bu sefer hani Konevi gibiler, Arabi gibiler, birçok ünlü isim bugün tanıdığımız, bizim tasavvufi metafizik dediğimiz alanı ortaya koyuyorlar. Bu sadece düşünsel bir çabada değil, gönle de hitap eden bir şey ve biz o dönemde Anadolu'nun coğrafyasını, insanların gönüllerini fethederek birleştiriyoruz ve İslamlaştırıyoruz ve burada tutunabiliyoruz. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün de İslam dünyası çok büyük sıkıntılar altında, sıkıntılar içerisinde. Biz bu meseleleri ancak çok derin düşünerek, mevcut sorunların içinden geçerek, insanlığın karşılaştığı sorunlara çare üreterek ve bu anlamda en hayırlı ümmet ve insanlığa şahit olma mükellefiyetimizi yerine getirerek açabileceğimizi düşünüyorum. Bundan da umutluyum, ben bunu yapabileceğimize de inanıyorum. Dolayısıyla Necip Fazıl ödüllerinin içerisine bir fikir ve araştırma ödülü koyanlardan Allah razı olsun. Kimler bunu düşündüyse ben kendilerine de müteşekkirim. Ayrıca bana bu ödülü tevdi eden, bunu bir şekilde uygun gören jüri üyelerine de teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak bu ödülü bu sene içerisinde kaybettiğim, dualarıyla bugüne geldiğim annem Suay Hanım'a ithaf ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Profesör Doktor Ahmet Ayhan Şitil'i bir kez daha tebrik ediyoruz. 1983 yılında Ankara'da başlayan yolculuğu sanatkârane bir dikkat ve rikkatle insanlığın büyük hikayesine temas etti. Sema Bayar, söz ve kurmacanın imkanlarını sonuna kadar esnetti. Hece, dergah, mahalle mektebi, Söğüt gibi dergilerde yayınlanan öyküleri okuyucusunu gerçekle rüyanın, zaferle mağlubiyetin iç içe geçtiği büyülü sularda yüzdürdü. Halen bir kamu kuruluşunda editör olarak çalışan Bayar, yayınlanan iki hikaye kitabında yoksul, kimsesiz, tutunamayan, kıyıya vuran insanlık hallerini melodrama düşmeden nezih bir Türkçe ve akıcı bir üslupla ele alışı, simgesel, cesur ve şiirsel bir dille kurduğu hikaye dünyasını
gerçeküstü anlatımın şaşırtıcı tasvirleriyle zenginleştirmesi sebebiyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görülmüştür. Sema Bayar'ı duygu ve düşüncelerini aktarmak üzere sahneye davet ediyor. Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü sahibi Sema Bayar. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Hamileliği ile bu ödülü çok daha anlamlı hale getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ödülü ihdas eden Star Gazetesi ailesine ve kitaplarıma bu kıymetli payeyi veren saygıdeğer jüri üyelerine de teşekkürlerimi sunuyorum. Bana Hece Öykü'nün kapılarını açan, her iki kitabımın da editörlüğünü yapan Sayın Ali Karaçalı'ya, yayıncım Ömer Faruk Ergezi'nin şahsında birlikte yol yürüdüğüm Hece ailesine de buradan selamlarımı iletmek istiyorum. Ayrıca yol boyu hem desteğini hem duasını benden esirgemeyen sevgili eşime de teşekkürlerimi iletiyorum. Necip Fazıl adına tevdi edilen bu ödülün benim kişisel hayatımda da önemli bir karşılığı var. Üstadın eserleriyle tanıştığımda henüz çocuk yaştaydım. Bilhassa lise çağımda, İmam Hatip Lisesi son sınıftayken, avucumda biriken o hayal kırıklıklarını nereye koyacağını bilemeyen o genç kıza da selam göndermek istiyorum. Üstadın eserleriyle birlikte bir edibin, kelimelerin hem sığınağı, hem de dünyanın acısına karşı duracağı silahı olduğunu öğrendim. Avucunuzda biriken hayal kırıklıklarını da, yüreğinizi yakan hüsranı da, zihninizde dönenip duran fikri mülahazalarınızı da kelimelere dökebilir. Yeri geldiğinde onun kimseye eyvallah etmeyen o tavrını kendinize şiar edinebilirdiniz. Bu nedenle üstadı da burada rahmetle ve saygıyla anıyorum. Ödülümü Gazze'de hunharca katledilen çocuklar, kadınlar ve siviller adına, Filistin özelinde dünyanın haysiyet davasını güden bütün o direnişçiler adına, ayrıca devletimizin bekası için canını ortaya koyan Mehmetçiğimiz ve aziz şehitlerimiz adına alıyorum. Ve müsaadenizle bu ödülü Ankara'da ekran karşısında beni izleyen Şehit Ahmet Özsoy ve Şehit Cengiz Polat İmam Hatip Proje Ortaokullarına giden sevgili kızım Zeynep ve Zehra'ya, onların geleceğe umutla bakmasını arzu ettiğim Türkiye yüzyılına hitap etmek istiyorum. Layık görenlere şükranlarımla. Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü sahibi Sema Bayar'ı tebrik ediyoruz. ...1993 yılında Kastamonu'da dünyaya gelen Rıdvan Tulum, kendisine değmeyen acıları nüfusuna almayan insanların dünyasında yarasında uzmanlaşmış bir şairdir. İstanbul Üniversitesi'nde iktisat okurken şiirleri İtibar Dergisi'nde yayınlanmaya başlar. Çeşitli dergilerde editörlük, yayın yönetmenliği ve danışmanlığı yapan Tulum, yazı ve söyleşileriyle Cins dergide okuyucusuyla buluşur. Çeyrek asırdır İstanbul'da yaşayan Rıdvan Tulum'un ilk kitabı İnsansın ve Akşam'dır. Şiirlerindeki modern bireyin çatışma ve çelişkilerini kavrayışta umut vadeden sezgisi sebebiyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görülmüştür. Rıdvan Tulum'u duygu ve düşüncelerini almak üzere sahneye davet ediyoruz.
cümleten selamünaleyküm. Öncelikle sözlerime yakın dönemde kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Her ne kadar biz burada bazı şeyler üzerine artistik yapıyor olsak da Türkiye'nin temelinin onlar olduğunu düşünüyorum her seferinde ve bu değişmeyecek. Necip Fazıl ödül törenine gelecek olursak 10.sü veriliyor. Kıymetli bir jüri ve büyük bir şair adına verilen bu ödülü almaktan, hatırlanmaktan oldukça memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Şiir bizim toplumumuzda kurucu öğedir. Çünkü şunu fark edersiniz, 30-40 yıldır değişen sosyolojiye rağmen bir köy evine girdiğinizde karşınıza bir babaanne Yunus Emre dizesiyle gelir. Bu bizim ortak hafızamızdır. Yunus bizim şiirdeki atamızdır ve öyle olacaktır. Biz şiirle düşünmeyi biliriz. Yanlış hatırlamıyorsam Fuat Köprülü'nün olsa gerek bu söz. Bizde bir Türk felsefesi yoktur. Türk edebiyatı, Türk şiiri vardır demişti. Şair sezgisi olan adamdır. Dünyada istisnadır onun sezgisi. Çünkü o zaman zaman adaletin yerini ve gerçeğin yerini işaret etmekle yükümlüdür. Türkiye'nin kritik sosyolojik ve siyasal dönemlerinde de bunu her seferinde görürüz biz. Nasıl görürüz? Necip Fazıl'ın Büyük Doğusu'nda görürüz, o yıllarda görürüz. Turgut Uyar'ın Büyük Ev Abluka'da şiirini yazdığında görürüz bunu. İsmet Özel, Partizan'ı yazdığında döneminde bir şeyi işaretler ve gerçeğin yerini bizim adımıza tutmuştur. Bu zamanlaması doğru ya da yanlıştır. Biz sonradan oraya geliriz ya da gelmeyiz. Hakeza yakın dönemde Süleyman Çobanoğlu, Amasyalı uzman çavuşun Semiz Eşkıya'ya şöyle bir baktığıdır derken bize bir şeyler söyler. Bir gerçeğin yerini işaret eder. Yine yakın dönemde Osman Konukpenya ve hakikat derken değişen sosyolojideki yanlışlıkları söyler. Şair böyle bir adamdır. Sezgisi güçlüdür. Zamanlaması belki yanlıştır ama sezgisi olan adamdır. Ve şair sadece hatırlama delisidir. Hatırlamaktan başka da bir şey gelmez elinden. Ben de hiç unutmadığınızı bilerek Ebu Ubeyde ve arkadaşlarının cesaretini, inancını ve gerçeğin yerini bizim için tuttuklarını size hatırlatmak zorundayım. Tekrardan teşekkür ediyorum başta Star ailesi olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza. İyi günler diliyorum herkese. İlk Eserler Ödülü sahibi Rıdvan Tulum'u tebrik ediyoruz. Tunuslu yönetmen Nasır Emir, yatılı okul yıllarında sinemayla tanıştı. Babasını kaybettiğinde aynı zamanda medeniyet ve kültürünü de yitirmiş bir yetim olduğunun farkına varıp hikayelerin dünyasında bir arayışa çıktı. Doğu'nun masallarını tasavvufi mirasla buluşturduğu filmleriyle kendine has bir sinema dili oluşturdu. Modernizm ve küresel dayatmanın çarkları arasında kaybolmuş, özünden kopmuş, varoluş gayesini unutmuş insana ilahi yaratılıştaki hikmeti yeniden hatırlatan, küresel ve ticari sinema anlayışına prim vermeden gelenekten beslenen, kadim bilgeliğin inbiğinden damıtılmış ibretli hikayelerle sinema sanatına dervişane bir bakış kazandıran Nasır Emir, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülmüştür. Nasır Emir'i duygu ve düşüncelerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Uluslararası Kültür Sanat Ödülü sahibi Nasır Emir. Selamun aleyküm. Monsieur le Président, chers amis, je suis touché par votre présence et votre hommage. Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli dostlar, sizin buradaki varlığınızdan ve iltifatınıza mazhar olmaktan çok mutluyum.
Enfin, l'Orient se rappelle de ses enfants. Nihayet Doğu kendi evlatlarını hatırlıyor. Najib Fazil, le poète et le penseur, a voué sa vie au service de la vérité, car c'est le mensonge qui naît, c'est du mensonge que naît la tragédie. Necip Fazıl, bir şair ve mütefekkir olarak ömrünü hakikatin hizmetine adadı. Zira trajediyi doğuran yalanlardır. Le peuple palestinien a trouvé en vous, monsieur le président, un homme de vérité, de hakika. Sayın Cumhurbaşkanı, Filistin halkı şahsınızda bir hakikat adamı buldu. Un soutien face à la déferlante des mensonges du monde qui se dit juste et libre. Adil ve özgür olduğu söylenen yalanlar dünyasının dev dalgalarına karşı şahsınızda bir sığınak buldu. On me dit souvent ici que Nasr Khmer fait partie du paysage culturel de la Turquie. Burada sık sık Nasr Khmer'in Türkiye'nin kültürel ikliminin bir parçası olduğu söyleniyor. Je comprends et cela me fait chaud au cœur. Bu cümle kalbimi ısıtıyor. Il m'arrive souvent de raconter cette histoire en présentant mon film Baba Aziz. Baba Aziz filmimden bahsettiğimde kendimi şu hikayeyi anlatırken buluyorum. Si vous marchez à côté de votre vieux père et qu'il tombe le visage dans la boue, que faites-vous? Yaşlı babanızla beraber yürürken babanızın yere düştüğünü ve yüzünün çamura bulandığını görseniz ne yaparsınız? Vous le soulevez, vous lui essuyez le visage avec votre chemise. Moi, j'ai lui essuyé avec un film. Babanızı yerden... Car le visage de mon père, c'est l'islam. Babanızı yerden kaldırır ve gömleğinizle yüzünü silersiniz. Ben bunu bir filmle yapmayı denedim. Zira babamın yüzü İslam'dır. À mon humble niveau, j'ai lutté toute ma vie pour établir la vérité sur notre culture par l'art et la création. Sanatım ve çalışmalarımdaki mütevazi gayretimle kültürümüzün gerçek yüzünü göstermek için hayatım boyunca mücadele ettim. Monsieur le président, c'est un grand honneur de recevoir ce prix de vos propres mains. Merci infiniment. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, sizin elinizden bu ödülü almak benim için bir onurdur. Sonsuz teşekkürler. Necip Fazıl Uluslararası Kültür ve Sanat Ödülü sahibi Nasr Khmer'i tebrik ediyoruz. Sözlü anlatım imkanlarının zenginliğini büyük babası ve annesinin hikayelerinde keşfetti. Yazmayı öğrendikten sonra kalem hep elindeydi. Figen Yaman Coşar, Çankırı İmam Hatip Okulu'nda Necip Fazıl'ın dava ve çilesiyle tanıştı. Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü mezunu olan Figen Yaman Coşar, temiz bir Türkçe ve titiz bir üslupla çocuklar için kaleme aldığı çok sayıda eserin yanı sıra televizyonlar için hazırladığı çocuk programları, yürütmekte olduğu çocuk projeleri ve çocuğun dünyasını kavrayış ve onların ilgisine seslenişteki özenli çalışmaları sebebiyle Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü'ne layık görülmüştür. Merhaba.
Çankırı İmam Hatip Ortaokulu'nda Necip Fazıl'la beni tanıştıran Mehmet Ülgüner öğretmenim burada. Ve bana Çile şiirlerini ezberlettiği zaman bir gün Türkçe öğretmenim yine Gülcihan Şahin derste bir şiir yazdırmıştı. Onu benden habersiz bir yarışmaya göndermiş. Gönderdiği yarışma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açtığı bir yarışma ve bir yıl sonra Türkiye çapında birincilik ödülü aldı şiirim. Fakat o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ödül almaya davet edilmedim. Bir İmam Hatip öğrencisi olarak ödülüm okula gelmişti. Bundan hiç gocunmadım çünkü biz Necip Fazıl'ın o başı dik çocuklarıydık. Bugün burada milletin kendi hür iradesiyle seçmiş olduğu bir cumhurbaşkanının karşısında 34 yıl sonra bir ödül alıyorum ve bununla gurur duyuyorum. Gerçek milli irade budur. O gün Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda ulusal egemenliğin anlamını çiğneyen bir anlayışla ödül alamamıştım ama bugün Sayın Cumhurbaşkanım, ulusal egemenliğin ne olduğunu herkes görüyor zannediyorum. İnşallah bu hürriyet, bu özgürlük, sınırlarımızın, biz bütün dünyanın hamisiyiz. Çünkü kendimizden mesul değiliz sadece. İnşallah bu Filistinli çocukların da hür, özgür olduğu günlere taşır bizi. Ve şehit çocuklarının o dik alınları gibi bizler de yazdığımız hikayeleri bütün çocuklara ulaştırabiliriz. Ben de ödülümü beni böyle okumaya, yazmaya zorla itekleyen öğretmenim Mehmet Ülgüner, aynı zamanda eğer okusaydı muhtemelen benden önce çok iyi bir yazar olacak ve onun gölgesinde kaldığım için hiç yazamayacak olan ben anneme ithaf ediyorum. Çünkü çok güzel yazıyor. Anneannem onu bir odaya kilitleyip gelen memurların okula almasına engel olduğu için benim önüm açılmış, ben yazabildim. Ve yine sevgili Melike Günyüz yayıncım beni ite katıka zorla yazar yapmıştır. Çünkü ben daha önce televizyon programcısıydım ve korkuyordum kitap yazmaktan. Korktuğum şeylerde beni cesaretlendiren sevdiklerimin pek çoğu burada. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Biz de Figen Yamancı Uşar'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. ...1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selahattin Sancaklı, Mimar Sinan Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun oldu. Birçok dizi ve sinema filminde görsel yönetmenlik ve yönetmenlik yaparak insana dair hikayeler anlattı. Akif projesinde İstiklal şairimizin ailesi etrafındaki olaylardan, imparatorlukta yaşanan sosyal kırılmalara, işgal yıllarındaki aydın psikolojisinden yabancı misyoner faaliyetlerine, münevverlerin ödediği bedellerden, bu mücadelenin toplumsal yansımalarına kadar dönemin resmini başarılı bir sinema diliyle televizyon dizisine aktardı. Selahattin Sancaklı, Akif dizisindeki etkileyici üslubu sebebiyle Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülü'ne layık görülmüştür. Aslında Selahattin Sancaklı'yı duygu ve düşüncelerini almak üzere sahneye davet edecektik. Ama kendisi Makedonya'da bir film çekiminde hava muhalefeti sebebiyle ne yazık ki katılamadı. Aslında katılmayı çok arzu etti. Kendisini tebrik ediyoruz. Onlar cennet tasavvurundan ilhamla dünyayı güzelleştirmek için mimariyi kullanan altı mimar. Halil İbrahim Düzenli, Abdullah Asım Divleri, Emin Selçuk Taşar, Ahmet Yılmaz, İbrahim Hakkı Yiğit ve Bekir Sami Ateşçi. Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde 1 ve 2 numaralı tütün depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesine dönüşümü projeleriyle
bir endüstri mirası olan hangarlardaki ahşap ve çelikleri tekrar hayata dahil ederek malzemeyi yeniden kullandılar. Mekanın geçmiş ruhunu geleceğe taşımaları, sürdürülebilir bir kampüs alanı oluşturmaları ve önemli bir mimari dönüşüm projesini hayata geçirmeleri sebebiyle Necip Fazıl Mimarlık Ödülü'ne layık görülmüşlerdir. Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde 1 ve 2 numaralı tütün depolarının mimarlık ve tasarım fakültesine dönüşümü projeleriyle mimarlık ödülünü kazanan ekibi temsilen Abdullah Asım Divleli'yi duygu ve düşüncelerini almak üzere sahneye davet Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Projemizin 6 mimar müellifi var. Rektörümüz Profesör Doktor Mahmut Aydın ise dönüşüm fikrinin arkasında duran, imkanları oluşturan ve önümüzü açan kişiydi. Konuşmamı onların adına da yapmış oluyorum. Bu proje 40 yıllık tütün depolama hangarlarının eğitim yapılarına dönüşümünün hikayesidir. Bu hikaye bizim için bir büyük yolculuğun ara durağıdır. Necip Fazıl'dan, Turgut Cansever'den mülhem bir yolculuk. Projemizin hayata geçmesine imkan sağlayan, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Samsun milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, YÖK Başkanımıza şükran borçluyuz. Hikayemizi gören, kıymet biçen ve mimarlık kategorisinin ilk ödülünü bu yapıya tevdi ederek bizi ziyadesiyle mutlu eden Necip Fazıl Ödülleri jüri üyelerine ve Star Gazetesi'ne teşekkür ederiz. Kuşkusuz mimari bir eseri ortaya çıkarmak kadar onun hayat bulması yani kullanılması da önemlidir. Şerefül mekan bilmekin. Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin kurulduğu günden bu yana emek veren hocalarımıza ve tabii ki yapının asli sahibi öğrencilerimize yapıyı şenlendirdikleri için minnettarız. Necip Fazıl'ın mimari isimli şiiri bir fikrin, bir ahengin arayışını ihtar ediyor. Fikret, nasıl kurulmuş iç içe bu iklimler? Nasıl kaynaştırılmış sesler, renkler, hacimler? Son olarak bu ödülü ufacık olmalarına rağmen her biri dağ gibi yüreğe sahip Gazze'li çocuklara armağan ediyoruz. Allah onları ve babalarını nimetlerin en güzeliyle mükafatlandırsın. Saygılarımı sunuyorum. Abdullah Asım Dibleli ve elbette tüm projedeki ekibi bir kez daha tebrik ediyoruz. O siyah ve beyaz tuşların üzerinde hüzün ve huzuru kol kola yüzdüren bir kayıkçı. Piyano, bale ve resim alanında aldığı eğitimleri Mimarlık Fakültesi lisansıyla sürdürdü. Tasarımcı kimliği kompozisyon çalışmalarını şekillendirdi. Minimalist ve neoklasik müziğin Türkiye'deki temsilcilerinden biri olan Büşra Kayıkçı, İlk albümü Eskizleri 2019'da yayınladı. Dünyaca ünlü müzik şirketlerinin projelerinde yer alan Büşra Kayıkçı, müzikte yenilik arayışları, disiplinler arası çalışmaları, besteleri, icraları ve üretimdeki enerjisiyle ülkemizde ve uluslararası müzik platformlarında gösterdiği başarıları sebebiyle Necip Fazıl Müzik Ödülü'ne layık görülmüştür. Büşra Kayıkçı'yı duygu ve düşüncelerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hem eserleriyle hem duruşuyla en çok sanatçılara ilham olduğuna inandığım
Büyük Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i de rahmetle anıyorum. Allah makamını âli eylesin. Ben uzun bir konuşma hazırlamadım çünkü kendimi esas ifade ettiğim yerim enstrümanım. Birazdan kendi bestelediğim kısa bir eseri icra edeceğim. Ama ondan evvel beni bu ödüle layık gören değerli jüri üyelerine, desteklerini hiç esirgemeyen anne ve babama ve her zaman büyük bir ilham kaynağım olan kızım Menesse'ye çok teşekkür ederim. Şimdi çalacağım parçayı 3 yıl önce yazmıştım. Bu sene yayınlamak nasip oldu. Sabahın çok erken bir saatlerinde aslında ortaya çıktı. O zaman Ramazan ayıydı. Her Ramazan olduğu gibi tıpkı o Ramazan'da Mescid-i Aksa yoğun bir saldırı altındaydı. Aslında sadece Filistin değil, dünyanın pek çok ülkesinde devam eden zulümler karşısında insanlığın sessizliği ve dahi ümmetin dağınıklığı beni çok hüzünlendirmişti. O duygu yoğunluğuyla ortaya çıkan bu eserin ismini bir çatı altında birleşebilmek ümidiyle kubbe koydum. Umarım beğenirsiniz. Hayırlı ve güzel bir akşam diliyorum. Thank you.
Büşra Kayıkçı'yı bu duygu dolu eser, bu duygu dolu beste için kutluyor ve ödülü için bir kez daha tebrik ediyoruz. 1938 Aralık ayında İstanbul'da doğan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi 6-7 yaşlarında şiir yazmaya başladı. 1963 yılında ilk şiiri İkbal Gazeli, 1968'de ise ilk şiir kitabı Eski Kent'te Bir Gece yayımlandı. Kitaplarının yanı sıra eserleriyle gazete dergilerinde de yer alan Hatemi, unutulmuş değerleri gün ışığına çıkaran bir edebiyat arkeoloğu ve anılar kuyumcusu. İhtisas alanı olan hekimlikteki araştırma ve incelemeleriyle önemli bir konuma sahip olan Hüsrev Hatemi, şiirleri, denemeleri, hatıra kitapları, sohbetleri ve yetiştirdiği talebeleriyle edebiyatımıza nevi şahsına münhasır bir ses ve renk getirdi. Hatemi, medeniyet dünyamızda unutulmaz bir yer edinmesi sebebiyle Necip Fazıl saygı ödülüne layık görülmüştür. Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'yi sahneye davet ediyorum. Muhterem hocamızın duygularını rica ediyoruz. Necip Fazıl saygı ödülü sahibi Hüsrev Hatemi hocamız. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın bakanlar, Türk medya mensupları ve sayın misafirler. Ben 1938 doğumlu, bugün ödül alanların en yaşlısı, dedesi olarak bugün emeklilik törenimi hatırladım. Burada o güne şahit olan gelinim var. Gülen Hanım burada. Emeklilik töreninde 17 sene önce Yahya Kemal'den bir beyti hatırlayıp okumuştum. Mecrası sengi zare dönen cuyular gibi vadiyi uzletinde hamuşuz tevekkülün diye. Mecrası aktığı yer taşlık olan kurumuş nehirler gibi Allah'a sığınmanın, tevekkül etmenin uzlet vadisinde artık hamuş olacağız diye. Ama Türkiye vefalı bir memleket olduğu için bu 17 senede pek taşlık olmadım. Sade mecrada debi düştü. Saniyede akan su miktarı düştü. 17 sene sonra da Türk medyadan bir yağmur gelerek benim vadiyi uzletinde hamuş sengzare dönen nehirde gene su akıtmaya başladı. Onun için çok teşekkür ederim. Mutluluğumun 3 katı var bugün. Mutluluk sebebim üçlü triyat oluşturuyor. Biri Necip Fazıl gibi benim ilkokul yıllarımda adını duyurmaya devam ederek benim doğumumdan önce başlamış 34-35 yıllarında. Yani 20. yüzyılın ilk üçte birinde başlayan etkileri ve 100 sene sonrası olan şimdiki 21. yüzyılda da etkileri devam eden büyük bir düşünür ve yazarın, şairin adına konan ödülü almak. İki, bu ödülü Türk medya gibi ciddi bir medya kuruluşunun verişi. Üç, ilk defa belediye başkanı seçildikten 6 ay sonra Kanal 7'nin nezaketiyle Cumhurbaşkanımızla yan yana oturmuştum Kanal 7'de, belediye başkanlığının 6. ayı sebebiyle.
emekliliğin 17. senesinde onu tekrar yakından görmek. Bu arada selamlaştığımız oldu ama el kaldırarak oldu. Ertuğrul Muhsin Tiyatrosu'nun açılışında uzaktan selamlaştık. Bu üç defa memnunum. Onun için bugünü de Yahya Kemal'in başka bir şiiriyle bitireyim. Tek mısra, korkmayın, mikrofonu esir alma niyetinde değilim. Tek mısra söyleyeceğim. Zil, şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı, şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı. Ben de bugün üç defa memnunum, üç defa kırmızıyım. Çok teşekkür ederim. Necip Fazıl Saygı Ödülü sahibi Profesör Doktor Hüsrev Hatemi hocamızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Efendim bugün yeni ihdas edilenlerle birlikte 10 dalda 11 değerli isme ödülleri takdim edilecek. Değerli konuklar, hitaplarını gerçekleştirmek ve ödülleri sahiplerine takdim etmek üzere gecemizi onurlandıran, bizleri Necip Fazıl ödüllerinin ihdas edildiği 2014 yılından beri 10 yıldır yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ediyoruz. Buyurun. Aziz İstanbullular, kültür ve sanat dünyamızın kıymetli temsilcileri, Star Gazetesi'nin değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in manevi mirasını yaşatma amacıyla verdiğimiz ödüllerin 10.sunda yine sizlerle birlikteyiz. Her birinize üstadın hatırasına sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Bu yıl üstadın aramızdan ayrılışının 40. yıl dönümüydü. Hakk'a yürüyüşünün 40. seneyi devriyesinde büyük şair, mütefekkir, dava ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek'i bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Kaleme aldığı eserleriyle, zor zamanlarda verdiği mücadelesiyle, ömrü boyunca sergilediği dik ve dirayetli duruşuyla merhum üstadımız deha derecesinde bir inşa, ibda, tahlil ve terkip kudretine sahip mümtaz bir şahsiyetti. Necip Fazıl, Büyük Doğu davası için fikir çilesi çeken, şiirden nesire, tiyatrodan hikayeye, romandan denemeye, edebiyatın her alanında eserler veren velut, yiğit, yürekli bir münevverdi. Rabbim ondan razı olsun. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Yine bu vesileyle 2 ay önce ebediyete yolcu ettiğimiz üstadımızın emaneti değerli dostumuz Mehmet Kısakürek'i de burada rahmetle anıyorum. Merhum Kısakürek'le son olarak Haziran ayında yine bu çatı altında düzenlediğimiz 40 yıl 40 eser etkinliğinde bir araya gelmiştik. Mevla ruhunu şad, mekanını inşallah cennet eylesin diyorum. Geçmiş yıllarda Necip Fazıl ödüllerini takdim ettiğimiz
ve Dar-ı Beka'ya irtihal eden Nuri Pakdil abimizi, Profesör Doktor Teoman Duralı hocamızı, Rasim Özdenören üstadımızı, usta edebiyatçımız Ahmet Özalp'i, Profesör Doktor Nevzat Atlı hocamızı da saygıyla, rahmetle yad ediyorum. İlim, edebiyat, kültür ve sanat alanlarında ekol haline gelmiş değerlerimizin vefatları geride doldurulması çok güç boşluklar bırakıyor. Biraz önce isimlerini saydığım kültür sanat erbabımızın kıymetini onların yokluğunda daha iyi anlıyoruz, daha net görebiliyoruz. Yeni yetişen gençlerimizin üstadlarından devraldıkları emaneti hakkıyla taşıyıp daha da yücelterek kendilerinden sonrakilere en güzel şekilde teslim edeceklerine inanıyorum. İşte bu noktada Necip Fazıl ödülleri çok önemli bir rol üstlenmektedir. Bu ödüllerle sadece büyük şairimize vefa borcumuzu ödemekle kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin değerlerine de sahip çıkıyoruz. Ödüllendirilen her başarının daha büyük başarıların müjdecisi olacağının inancıyla hüner sahibini takdir ve taltif etmeye çalışıyoruz. Necip Fazıl ödülleri ilk gündeme geldiğinde Star gazetesinden ödül programının geliştirilerek mutlaka devam ettirilmesini istemiştim. Türk medya grubumuz ödüllerin kurumsallaşmasını sağlayarak gerçekten başarılı bir sınav verdi. Kendilerini hem bizi mahcup etmedikleri hem de bize mahcup olmadıkları için gönülden tebrik ediyorum. Bu senede ülkemizin geniş insan hazinesinden titiz bir çalışmayla yine birbirinden kıymetli Yetkin, Velut isimleri tespit ettiklerini görüyoruz. Star Gazetesi ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, ödül jürimizin saygıdeğer üyelerine ayrıca teşekkür ediyorum. Necip Fazıl ödüllerinin 10. yılı vesilesiyle bu seneki ödüllerimizi 10 farklı kategoride tevcih ediyoruz. Birazdan ödüllerini takdim edeceğimiz ilim, kültür ve sanat erbabımızı tek tek kutluyor, şahsım, ülkem ve milletim adına her birine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli misafirler, Üstad Necip Fazıl siyasi, sosyal ve kültürel bakımdan Türkiye'nin en sancılı, en zor döneminde yaşadı. 79 yıllık ömründe iki cihan harbi dahil nice savaş, işgal, darbe, ekonomik ve siyasi darboğazlar gördü. Osmanlı'nın yıkılışından Cumhuriyet'in ilanına, tek parti sultasından çok partili demokrasiye geçişe kadar Türk siyasetinin tüm dönüm noktalarına bizzat şahitlik etti. Asırlardır günde 5 vakit semalarımızı süsleyen ezan-ı Muhammedilerin binlerce yılın yabancısı garip bir sesle değiştirilmesine tanık oldu. Fatih'in emaneti Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirler en çok da kendisi bir Ayasofya meftunu, Ayasofya aşığı olan üstada ağır geliyor. Yüzyıllar boyunca İlahi Kelimetullah'ın sancaktarlığını yapmış bir milletin ruh köküyle bağının zayıflamasını hiçbir zaman kabullenmedi. Yolunun, varlık onun, gerisi hep Angarya, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya derken
milleti yeniden ayağa kalkmaya davet ediyorum. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğru ol ve sevin mısralarındaki çağrının da muhatabı topyekün milletimizdir. Üstadın mücadelesi Türk milletini ruh köküyle yeniden buluşturmaktı. Üstadın Anadolu'nun ruh kökü dediği şey ise bizi biz yapan, vatanı vatan kılan, milletimizi millet yapan kadim hasletlerin bütünüydü. Harcını dini ve felsefi bir olgunlukla, sancılı ürperişlerle, sezişlerle ve doğunun batmayan güneşiyle kardığı tüm eserlerinde üstadın öncelikli gayesi işte buydu. O zaman ve mekan şuuruna sahip büyük bir iman ve dava adamıydı. O gümrah bir ırmak misali akan şiirleriyle, tiyatrolarıyla, tenkit ve inceleme yazılarıyla bir hakikat yolcusuydu. Üstad merhum Yahya Kemal'in "Ağzımda annemin ak sütü gibidir" dediği Türkçeyi en mahir, en müessir şekilde kullanan ediplerimizden biriydi. İşgalcilerim diye tabir ettiği devrinin tatsız, tuzsuz, renksiz, ahenksiz lisan dayatmalarına asla itibar etmemiştir. Dilden daha büyük, dilden daha aziz, dilden daha gerçek, dilden daha müdafaalı vatan yoktur diyerek Türkçeyi savunmuştur. Üstad şiirde ve nesirdeki hikmetli sözlerini keskin bir zeka ile, derinlikle, ustalıkla, mecazla ve nükteyle tezyin etmiştir. Sanatların sultanı olarak tarif ettiği şiirle mutlak hakikati aramıştır. Necip Fazıl'a göre mutlak hakikat Allah'tı. Şiir Allah'ı sır ve güzellik yolunda arama işiydi. Şiire ve Allah'ın mahrem ülkesi meçhuller aleminin derbeder seyyahı olarak gördüğü şaire çok önemli görevler yüklüyordu. Değerli dostlar, üstad gerçekleştirmek için bütün bir ömrünü vakfettiği ideallerini ancak ve ancak genç kuşakların gerçeğe dönüştürebileceğine inanıyordu. Bu gençliğin maya tutması için de üstad kendi ifadesiyle 30 yıl boyunca uğraştı, didindi, bu uğurda zindanlara atıldı. Tüm yasaklara, tüm engellemelere rağmen 35 yıl boyunca neşrettiği Büyük Doğu dergisi ve kurucusu olduğu Büyük Doğu Cemiyeti ile özellikle gençlere ilham aşılamanın özgüven ve cesaret vermenin gayretindeydi. O mücadelesini fil dişi kulelerde değil, milletin içinde milletiyle bilhassa gençlerle birlikte yürüttü. Anadolu'yu karış karış gezerek binlerce kişinin katıldığı konferanslar tertip etti. Sayısız takibata uğradı. Defalarca hapse girdi. Birçok haksızlığa maruz kaldı. Fakat inandığı yoldan asla geri adım atmadı. Birisinde "Hakim Bey, artık bıktık senden" ifadesini kullanınca verdiği cevap çok manidardır. "Siz hancı, ben bu yolda yolcu olduğum müddetçe ben buraya daha çok uğrarım." Üstad bu.
geleceğin fikir yükünü sırtlayacağına inandığı gençlikten ümidini hiçbir zaman kesmedi. Rabbim bizlere de gençlik yıllarımızda üstadın bu samimi mücadelesine omuz vermeyi bahşetti. Necip Fazıl Kısakürek'in 50. Muharrirlik ve 40. Mücadele Yılı Jübilesinin takdimini yapmak bu fakire nasip oldu. Üstad hayattayken takdimini yapma bahtiyarlığını yaşamıştık. Vefatından 37 yıl sonra ise en büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine de eriştik. ...80 yıllık hasretin ardından zincirleri hep birlikte kırdık ve Fatih'in vasiyetine uygun olarak Ayasofya'yı asli kimliğine tekrar kavuşturduk. Ayasofya Camii Kebir aslına rücu etti. Birlikte bu başarılı. Üstadın hayalini kurduğu şekilde tıpkı bir kitap gibi, tıpkı mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbi gibi bu yüce mabedi açmayı başardık. Rabbime bir kez daha bizlere bu onuru, bu şerefi Ayasofya'nın esaretine son verme bahtiyarlığını bahşettiği için sonsuz hamd ediyorum. Ayasofya'yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak, inanın bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğüydü. Ve Ayasofya'nın yanındaki birçok şu anda oradaki müktesebat diyeceğim, onlar rahmetli Kadir Bey zamanında yenilendi. Fakat şu andaki zat oradaki birçok eseri ne yazık ki çalarak, kaldırarak adeta boşaltılmış bir harabeye döndürdü. Ve şimdi biz orayı yeniden restore ediyoruz, renove ediyoruz. Bunlara hiçbir şey bırakılmaz. İnanın öyle. Bunlar ülkeyi bile çırılçıplak hale getirirler. Geldiğimiz zaman çöp, çukur, çamurdu İstanbul. Öyle almıştık. Ama kendilerine nasıl bir İstanbul teslim ettik ortada. Onlar şimdi yine ne yaptılar? Aynı hale dönüştürdüler, dönüştürüyorlar. Onun için 31 Mart çok önemli. Yeniden İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli. Ayasofya'yı biz açtık. Ama onu koruyacak olanlar elbette gençlerimizdir. Gençlerimizin bu mukaddes emanete layıkıyla sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir diyen kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakınmadan fert fert ben varım cevabını veren bir gençlik karşımda olduğunu görüyorum. Böyle olduğu müddetçe
Allah'ın izniyle Ayasofya'nın kubbelerinden Kur'an sesi, minarelerinden ezan sesi hiçbir zaman eksilmeyecektir. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Türkiye yüzyılının sembolü olarak ebediyete kadar mümin yürekleri selamlamaya devam edecektir. Değerli dostlarım, Necip Fazıl'ın izini süren düşünce ve edebiyat damarı ülkemizde halen yazı, şiir ve fikir pınarlarımızı beslemeye devam ediyor. Üstadın geride bıraktığı ilim, kültür ve sanat birikiminin özellikle günümüzün genç kalemleri tarafından sahiplenildiğini görüyoruz. Ödül takdim edeceğimiz kardeşlerimizin arasında gençlerimizin de olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Biz de üstadın adına verdiğimiz ilk eserler ödülüyle genç kardeşlerimizi destekliyor, cesaretlendiriyoruz. Bu yılki Necip Fazıl ilk eserler ödülüne Vakitsiz Ölüler Yurdu isimli kitabıyla Sema Bayar, İnsansın ve Akşam adını taşıyan ilk şiir kitabıyla Rıdvan Tulum layık görüldü. Kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Necip Fazıl Hikaye Roman Ödülünü ise bu yıl Selahattin Yusuf'a takdim ediyoruz. Romanlarında ele aldığı meseleleri sağlam bir zemine oturtan Selahattin Yusuf kardeşimizi tebrik ediyor. Yazı ve düşünce hayatında kendisine muvaffakiyetler diliyorum. Necip Fazıl şiir ödülümüzü Ali Günvar'a tevcih ediyoruz. Şiir desenlerini geleneğimizi ihmal etmeyen yenilikçi bir tavırla ören Ali Günvar, geniş okuyucu kitlesinin kalbine de ses ve mısralarıyla dokunuyor. Hazreti Mevlana'dan, Yunus Emre'den, Niyazi Mısri'den, Nabi'den, Baki'den, Şeyh Galip'ten ve Taşlıcalı Yahya'dan aldığı ilhamla bezediği şiirlerini dünya edebiyatıyla irtibatlandırıp geniş bir yelpazenin parçası haline getiriyor. Yayıncılık faaliyetleriyle edebiyatımıza yıllardır hizmet eden şair Ali Günvar'ı tebrik ediyorum. Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülümüzü bu sene Ahmet Ayhan Çit ile takdim ediyoruz. Son derece kıymetli akademik çalışmalarında din, metafizik, matematik, ahlak, yapay zeka ve hukuk gibi konuları ele alan Profesör Doktor Ahmet Ayhan Çitil hocamız, Kant felsefesi üzerine yaptığı inceleme ve araştırmalarla ilim ve düşünce dünyamızda önemli bir boşluğu dolduruyor. Ahmet Ayhan Çitil hocamıza teşekkür ediyor. Bundan sonraki araştırmalarında başarılar diliyorum. Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülümüzün bu yılki sahibi değerli yazar ve yönetmen Sayın Nasır Hemir'dir. İslam kültür ve medeniyetini tüm güzellikleriyle yansıtmaya çalışan kitapları ve filmleriyle modern insanı sarsıp ona yüceleri, öteleri işaret eden Nasır Hemir, kültür ve sanat dünyamızda uluslararası bir yer tutmaktadır. Nasır Hemir'i de kutluyor, yeni çalışmalarının hayırlı, faydalı ve bereketli olmasını temenni ediyor. Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülümüzün sahibi Figen Yaman Coşar kardeşimizdir. İstikbalimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza dönük, duru bir Türkçe ile mayaladığı metinlerle, incelikle hazırladığı çocuk programları ve projelerle destek olan Figen Yaman Coşar'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülümüzü ise
Selahattin Sancaklı'ya takdim ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde 87. vefat yıl dönümünde rahmetle andığımız Mehmet Akif'in çileli hayatını ve zorlu mücadelesini 13 bölümlük başarılı bir diziyle milyonlara ulaştıran Selahattin Sancaklı'yı tebrik ediyorum. Bu yıl ilk kez tevcih edeceğimiz Necip Fazıl Mimarlık Ödülümüzü ise 6 isme birden veriyoruz. Şehrin ve mekanın hafızasına sahip çıkarak Samsun Üniversitemize yepyeni bir eser kazandıran İbrahim Düzenli, Asım Divleli, Selçuk Taşar, Ahmet Yılmaz, Hakkı Yiğit ve Sami Ateşçi'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Yine ilk kez takdim edeceğimiz Necip Fazıl Müzik Ödülü'ne genç piyanistimiz Büşra Kayıkçı layık görüldü. İlk albümünü 2019 yılında çıkaran Büşra Kayıkçı, yerel ve uluslararası müzik çevrelerince büyük bir ilgi ve övgüyle karşılandı. Genç yaşına rağmen kendisine beynelmilel bir yer açıp ülkemizi başarıyla temsil eden Büşra Kayıkçı kardeşimizi kutluyor, daha nice güzel eserlere imza atmasını yürekten temenni ediyorum. Evet, Necip Fazıl Saygı Ödülümüzü bu yıl kıymetli hocamız Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'ye takdim ediyoruz. Tıp alanındaki araştırma ve incelemelerinin yanı sıra gerçekten değerli şiirler, denemeler ve hatıra kitapları kaleme alan, bir yandan da yetiştirdiği talebeler eliyle ilim, kültür ve sanat hayatımıza yeni soluklar kazandıran Profesör Doktor Hüsrev Hatemi hocamızı tebrik ediyorum. Kendisine sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler diliyor. Şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Aziz kardeşlerim, bizler velisinden delisine, esnafından evliyasına kadar şiirle yaşamış, hayatı şiir, şiiri hayat tarzı haline getirmiş bir milletin mensuplarıyız. Yunus Emre'den Karacaoğlan'a, Yahya Kemal'den Ziya Paşa'ya, Şeyh Galip'ten Necip Fazıl'a, Nazım Hikmet'ten Abdurrahim Karakoç'a, tek solukta yüzlerce birinci sınıf şairi saymak mümkündür. Kanuni Sultan Süleyman'ın divanında 4000 civarında gazel vardır. Necip Fazıl'ın sadece Otel Odaları şiirindeki her beyit nasıl bir şaheserse, Muhibbi Divanı'ndaki Fatih Divanı'ndaki gazeller de aynı şekilde eşsiz birer sanat eseridir. Ancak bu hazineden yeterince istifade edemediğimizi görüyoruz. Elbette bunda dilde yaşanan keskin ve ani kopuşun çok büyük tesiri var. Milletimizin binlerce yıllık beslenme kaynaklarıyla bağını zayıflatan bazı hamlelerin açtığı boşluğu belki de hiçbir zaman tam manasıyla telafi edemeyeceğiz. Kültür sanat hayatımızın serpilip büyümesine ket vuran bir diğer husus, varlığını halen devam ettiren ideolojik al gülüm ver gülüm ilişkileridir. Sinemadan tiyatroya, romandan müzeye kadar birçok alanda iç içe geçmiş çok katmanlı bu ilişkilere rastlıyoruz. Bu ilişkiler ülkemizde yeni özgür seslerin, yeni kabiliyetlerin çıkmasına da engel teşkil etmektedir. Burada şu hususu açık yüreklilikle ifade etmek durumundayım. Hükümet olarak son 21 yılda attığımız kararlı, cesur
ve dirayetli adımlarla siyasetteki vesayet sistemini hamdolsun bitirdik. Türk siyasetini tarihinin en çoğulcu, en renkli, temsil kabiliyeti en yüksek yapısına kavuşturduk. Ama kültür sanat alanındaki vesayeti sona erdirmekte henüz muvaffak olamadık. Kaliteden, nitelikten, başarıdan ziyade ideolojik akrabalığı referans alan vesayet düzeni kültür sanat camiasında varlığını halen sürdürüyor. Türkiye'ye dair pek çok tartışmada bu zihniyetin tarafkir ve karanlık yüzüne şahit oluyoruz. Örneğin sırf kendi dünya görüşlerinden olduğu için katillere, tacizcilere, teröristlere, ülke ve millet düşmanlarına leke kondurmuyorlar. Müzik kutusu misali parasını verenin plağını çalan bu çevrelerin temel özelliği her seferinde ülkenin ve milletin karşısında konumlanmalarıdır. Lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmazlar. Ancak 27 Mayıs ve 28 Şubat darbecilerini alkışlamaktan da geri durmazlar. Hak ve özgürlükler konusunda ahkam keserler. Fakat başörtüsü yasağını savunmakta hiçbir beis görmezler. Sürekli barıştan, yaşamdan, bir arada yaşamaktan bahsederler. Ama bölücü terör örgütünün kalemşörlüğünü yapmaktan gocunmazlar. İnsan haklarında mangalda kül bırakmazlar. Ama Gazze'de 3 aydır devam eden İsrail vahşeti karşısında çıkıp bir kelime etmezler. Hatta Hamas bahanesiyle İsrail'in devlet terörünü günümüzün führeri Netanyahu'nun soykırım politikasını meşrulaştırmaya çalışırlar. Bunları ülkenin ve milletin menfaatine, demokrasimizin hayrına olan hiçbir meselede ortalıkta göremezsiniz. Ama vesayetçiler adına gazete köşelerinden, darbeciler adına televizyon ekranlarından sağa sola ayar verirken mutlaka görürsünüz. Hasılı nerede Türkiye'ye ve Türk milletine karşı bir eylem hazırlığı varsa bunların tek mili hepsi birden ön safta muhakkak bulursunuz. Son dönemde bu çevrelerin giderek artan pervasızlıklarını kendileri dışında herkesi hakaret ederek susturmaya çalışmalarını ülkemizin kültür, sanat, spor ve medya camiasında kurdukları ahbap çavuş düzeninin artık dağılmaya başladığının işaretleri olarak değerlendiriyoruz. Kardeşlerim, Necip Fazıl'ın ömrü Batı mukallidi olarak tarif ettiği kendi halkına karşı nobran ama Batı karşısında ezik bu çevrelerle mücadeleyle geçmişti. Biz de son 21 yılımızı burada yaşadığı halde bize Paris'ten, Londra'dan, Washington'dan hatta ve hatta Kandil ve Pensilvanya'dan seslenen Batı'nın gönüllü lejyonerleriyle mücadeleyle geçirdik. Diğerleri gibi inşallah bu mücadelemizden de zaferle çıkacağız. Türkiye'nin kültür, sanat iklimi mutlaka hak ettiği seviyelere ulaşacaktır. İnşallah bunu da sizlerle birlikte başaracağız. Sözlerime son vermeden önce dün gece yaşanan hadiselerden duyduğumuz üzüntüyü burada altını çizerek vurgulamak istiyorum. Biz futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil,
başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun, sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır. Sporumuza hiçbir faydası yoktur. Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz. Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. Daha düne kadar affınıza sığınarak söylüyorum. Siz Atatürk'ün askeri değil, itlerisiniz diyenlerle el ele kol kola yürüyenlerin bugün söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu, haysiyetini, şerefini bizim nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. Ülkemizin itibarını bizim nasıl koruduğumuzu muhalefet bilmese de tüm insanlık gayet iyi biliyor. CHP ve şürekası ders vermeyi bıraksınlar. Şayet samimiyseler gitsinler önce bölücü örgütün uzantısı ittifak noktalarından hesap sorsunlar. Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Hele hele müessif bir olay üzerinden milletin inancına ve mukaddesatına ahlaksızca dil uzatılmasına hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa, hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Dünkü hadiseden dolayı futbol severlere 20 yılım futbolla geçti. Bunlar gibi tribünden seyretmedim. Ve spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm kulüplerimizden sporun barışı, dayanışmayı, işbirliğini temsil eden fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sözlerime son verirken bir kez daha bu yıl ödül alan tüm edebiyat, sanat, ilim erbabımızı tebrik ediyorum. Sar ailesine bu güzel organizasyon için teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra geldi ödülleri sahiplerine takdim etmeye. Necip Fazıl Şiir Ödülü Ali Gün var. Fazıl Hikaye Roman Ödülü Selahattin Yusuf. Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü Sema Bayar. Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü Rıdvan Tulum. Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü Nasır Hemir. Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü Figen Yaman Coşar.
Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülü Selahattin Sancaklı. Necip Fazıl Mimarlık Ödülü Halil İbrahim Düzenli, Abdullah Asım Dibleli, Emin Selçuk Taşar, Ahmet Yılmaz, İbrahim Hakkı Yiğit, Bekir Sami Ateşçi. Ödül alan isimlerimizi sahnede bir süre bekletiyoruz. Necip Fazıl Müzik Ödülü Büşra Kayıkçı. Fazıl Saygı Ödülü Hüsrev Hatemi Hocamız. Şimdi birlikte fotoğraf çekimi için tüm ödül sahiplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına davet ediyorum.
Şimdi de Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u, Necip Fazıl Ödülleri Jüri Heyetini, Türk Medya Yönetim Kurulu'nu, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ı, kıymetli bakanlarımızı sahneye davet ediyorum. İstanbul Valisi Davut Gül'ü de sahneye davet ediyoruz. Milli İrade'nin Sesi Star Gazetesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle büyük sanatkar ve mütefekkir Üstad Necip Fazıl adına 10.sunu düzenlediğimiz Necip Fazıl Ödülleri'nin sonuna geldik. Katılımlarıyla bizi şereflendiren kıymetli Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Seneye Necip Fazıl Ödülleri'nde birlikte olmak dileğiyle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.